video sizlerle üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı gönüllü üretici bilgilendirme platformu HiShep tarafından hazırlanmıştır. Devlete ait araziler, yani devletin kurumlarına Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler vesaire ait araziler satın alma veya kiralama imkanınız bulunmaktadır. Bu süreçte nasıl bir yol izlenir? Başvuru şartları ve gerekli belgeler nelerdir? E-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapabilirim? Satın alabileceğim veya kiralayabileceğim arazi ihalelerini nereden nasıl takip edebilirim gibi sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Ama öncesinde evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Vatandaşlar nüfusa kayıtlı oldukları köyler ve mahallelerde hazine arazilerini 10 yıl süreyle kiralayabilecektir. Çiftçilerin tarım faaliyetlerine devam etmesi amaçlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazine arazilerinin toprağı olmayan veya yetersiz olan çiftçilere kiralanmasına dair tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Peki hazine arazisi kiralama sistemi nasıl işliyor? Devletin hazinesine ait arazilere hazine arazisi denir. Hazine arazisi ülkemizde özel mülkiyetin yanı sıra devlete ait alanlarda da bulunmaktadır. Bu alanlar için kayıt yapılmamıştır. Dağlar, kayalar, göller, akarsular, buzullar ve tepeler hazine arazisi olarak kabul edilir. Ayrıca kışın kullanılan mera, orman ve kışlalar da devlet malı sayılır. Hazine arazisi sayılan alanlar farklı nedenlerle satılabilir veya kiralanabilir. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Hazine arazilerinin kiralanma sebeplerinden biri de ortaya çıkan arazi ihtiyacını karşılamak ve ekonomiye katkı sağlamaktır. Başvuru süreci sonunda hazine arazilerinden herkes yararlanamamaktadır. Kiralama yapılacaksa süresi devlet tarafından belirlenir. Satın alabilmeniz veya kiralayabilmeniz için bu işlemleri kanunda açıkça belirtilen usullere uygun olarak uygulamanız ve yerine getirmeniz gerekmektedir. Peki kiralama işlemi nasıl yapılmaktadır? Belirlenen koşullarıyla kiralama işlemi 3 farklı şekilde gerçekleştirilir. Belirlenen bu yöntemler kapalı, açık teklif ve pazarlama yöntemi olarak 3'e ayrılmaktadır. Projenin ilerleyişi şu şekildedir. Proje puanlama sistemiyle devam eder. Başvuran çiftçinin arazinin sahibi olduğu bölgede ikamet ediyor olması gerekmektedir. Bu puana ekilen ürünün cinsi gibi detaylar eklenerek puan verilir. Başvuru sahibinin genç veya kadın çiftçi veya ziraat mühendisi olması bu puanlamada etkin rol oynamaktadır. Hazine arazisi kiralama işlemi nasıl yapılır? Devlet hazinesinde bulunan ve tasarrufun tamamen devlete ait olduğu alanlarda olan hazine arazilerinin kiraya verilmesinde yetkili olan merci Maliye Bakanlığı'dır. Arazilerin kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkındaki yönetmeliğe göre düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Bu yönetmeliğe göre kiralanacak arazilerde şu şartlardan biri aranmaktadır. Tarımsal faaliyetler için kiralayabilirsiniz. Hayvancılık faaliyetleri için kiralayabilirsiniz. Sosyal amaçlar için kiralayabilirsiniz. Turistik amaçlar için kiralayabilirsiniz. Eğitim faaliyetleri için kiralayabilirsiniz. Spor faaliyetleri, ticari faaliyetler ve enerji üretim faaliyetleri için kiralayabilme imkanınız bulunmaktadır. Kiralanacak arazi kullanım amacı doğrultusunda gösterilmektedir. Ormanlık alanlar dışında tarımsal faaliyetlere veya spor tesisine kurmaya uygun olan alanlara Orman Kanunu'na göre 2B arazisi adı verilir. Kiralama süresi kanunda ilgili bakanlık tarafından düzenlenir. Tarımsal faaliyetler veya yukarıda sayılan amaçlar için kiralanacak arazilerin kira süresi 10 yıl veya daha fazla olabilir. Kiralama yapmak araziyi kullanma hakkına sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bu alanlara kalıcı tesis yapılamaz. Bu alanı kullandıktan sonra sözleşme süresi sona erdiğinde arazinin tüm hakları devlete geri döner. Taşınmazların belirlenmesi ve ilan edilmesi başvuru süreci.
kiraya verilebilecek hazine taşınmazları idare tarafından resen veya talep edilmesi halinde belirlenir ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler valilikler, il çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından bakanlığa gönderilir. Taşınmazların yerel özellikleri de dikkate alınarak aynı köy veya mahallede mümkün olduğunca eşit olması, yüz ölçümü 60 dönümden az olanlar grup olarak, yüz ölçümü büyük olanlar ise 60 dönümü geçmeyecek kısımlar halinde kiralamaya tabidir. Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar 20 gün süreyle idare ve hükümet konaklarının internet sitesinde ilan edilir. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere tarım idaresine de gönderilir. İlan edilen taşınmazlar ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da bildirilir. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve kasaba sınırları içinde olanlar ilgili köy ve kasabada uygun görülen vasıtalarla aynı süre içinde ilan edilmektedir. İdare tarafından ilan edilen hazineye ait tarım arazilerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler tarım arazisi kiralama talep formunda eksiksiz doldurarak ilan süreci içerisinde idareye başvururlar. Talep formu örneği. Bu formun yanı sıra kiralama işlemi için bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Bu dilekçede hazine arazisinin kiraya verilme amacı ve arazi sınırları belirtilmelidir. Hazırlanan dilekçenin Emlak Müdürlüğü veya Gelir İdaresi Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir. Burada yapılacak başvurunun ardından taraflara bir form verilecek. Bu formdaki ilgili alanlar Tapu Müdürlüğü veya Muhtarlık tarafından onaylanacaktır. Onaylanan form tekrar Emlak Müdürlüğü'ne veya Gelir İdaresi Başkanlığı'na teslim edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta başvuru yapılacak müdürlüğün arazi sınırları içinde olması gerekmektedir. Doldurmanız gereken dilekçe örneği ekranda gördüğünüz gibi olmalıdır. Kira sözleşmeleri 10 yıllık olarak düzenlenir. Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri mümkünse ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenir. Kira sözleşmeleri idare tarafından bedeli yeniden belirlemek suretiyle 10 yıl daha uzatılabilmektedir. Peki E-Devlet üzerinden arazi kiralama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet hizmet kapısına TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapılır. Ardından arama çubuğuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmetleri arasından kiralama ilanları ve kiralamaya hazırlananları seçeneğine tıklanır. Ardından ilan filtreyle daraltma kriterleri görüntülenebilir. Aradığınız ilanları bu tarz görüntüleyebilme imkanınız bulunmaktadır. Peki hazine arazisi kiralama başvuru şartları nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3 yıl boyunca köyde ikamet etmek, yapılacak olan sözleşmeyi imzalamak, çiftçilik faaliyetlerinde bulunuyor olmak, ecri misil borçlarının taksimlendirilmiş veya ödenmiş olması, verilen süre zarfında başvuruda bulunmak veya hak sahibi olmak, kullanım için tayin edilen bedeli ödemek gerekmektedir. Bu arada 2023 yılında gelen bir düzenleme ile hazine arazilerini en fazla 10 yıl süreyle kiralayabilirsiniz. 49 yıllığına arazi kiralama artık mümkün değildir. Peki hazine arazilerinde kiralanamayan alanlar hangileridir? Kanunda hazine arazisi olarak kiralanamayacak olan alanlar ayrıca belirlenmiştir. Kamusal alanın kullanımı için ayrılmış olan araziler, Orman Bakanlığı tarafından kiralanması uygun görülmeyen araziler, Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülmeyen alanlar, ibadet mekanları, özel koruma bölgeleri, kıyı kanunu dahilinde olan ve Tarım Bakanlığı tarafından kiralanması uygun olmayan alanlar, özel kanunlar sebebiyle devir işlemi yapılmakta olan alanlar, belediyelerin inisiyatifine bırakılan alanlar, askeri bölgelerden olup Genelkurmay tarafından kiralanmaya verilmesi yasaklanan alanlar, madencilik faaliyeti yapılan alanlar, yeraltı suları ve kanun tarafından kiraya verilmesi yasaklanmış olan alanlar. Bu alanlarda hiçbir surette kiralama işlemi yapılamaz. Peki hazine arazisini satın almak istiyorum, ne yapmalıyım?
Hazine arazilerini kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Fiyat belirleme işlemleri de ihale kanununa göre yapılmaktadır. Fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Fiyat idare tarafından açıklanabilir veya bir bilirkişi tarafından belirlenebilir. İhale açık veya kapalı usule göre yapılabilir. Satışlar sahiplerine de yapılabilir. Bütçe kanunu sonucu belirlenen fiyatın altına düşenler için açık, bu fiyatı aşanlar için kapalı teklif uygulanır. Hazine arazilerinin satışı 3 farklı şekilde yapılmaktadır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir. Doğrudan satış işlemi, özel kanunlar yolu ile satış işlemi, genel kurallar yolu ile satış işlemidir. Peki satın alma işlemi için başvuru şartlar nelerdir? TC kimlik numarası, varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı yetkisi, varsa ecrimisil bildiriminin bir nüshası veya ecrimisilin ödendiğini gösterir belge, tüzel kişiler için taşınmaz üzerinde tasarrufu bulunmaya yetkili olduklarını gösteren yetki belgesi, temsilcisi ile imza sürkülesi istenecektir. Yasal ikametgah sahibi iseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan gerçek kişi TC kimlik numarası ile başvuran ya da tüzel kişi vergi numarası ile başvuran alabilir. Ülke sınırları içerisinde herhangi bir adres gösterdiyseniz ihale ilanı yapıldığında ödenmesi gereken bedeli yatırabilirsiniz. Mal müdürlüğü ya da defterliğe gerekli belgeler teslim edilebilir. İhaleye katılarak hazine arazisi satın alabilirsiniz. Bu kişiler en yüksek bedeli verme şartıyla bakanlığın şartları inceleyerek karara varması neticesinde satın alma gerçekleşir. Kiralama işlemi gibi satın alma da dilekçe ile başvuru neticesinde gerçekleşir. Dilekçeler ilçelerde emlak müdürlüğüne, illerde ise gelir idaresi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğüne yapılmalıdır. Satın alınacak olan hazine arazisiyle ilgili tüm detayların ve adreslerin dilekçede bildirilmesi zorunludur. Almak isteyen alıcıya ait dilekçe verildiğine dair ihale tarihi ve saati bildirilir. Satış tutarı peşin veya taksitli olarak ödenebilir. Ödeme 15 gün içinde yapılmalıdır. Taksitli ödeme seçeneği uygulanıyorsa taksitin 4'te 1'i ödenmelidir. Kalan 4'te 3'lük tutarı en fazla 2 yıl süreyle ödenmelidir. Taksit tutarına ek olarak yasal faizle tahakkuk ettirilir. Ayrıca taksitli satış sözleşmesinin onaylanması gerekmektedir. Onaylanan sözleşmenin bir kopyası alıcıya verilir. İhaleye katılabilmek için belgeler teslim edildiğinde teminat yatırılması gerekmektedir. Geçici ve kesin garanti olmak üzere iki seçenek vardır. Ayrıca devlet iş borçlanma senetleri, süresiz teminat mektupları nakit yerine teminat olarak kabul edilir. Geçici teminatlar kira bedelinin %10'undan az olamaz. %30'a kadar geçici teminatlar kabul edilir. Çiftçilerin kullanım için kiralanan tarım arazileri için geçici teminatlar alınamaz. Diğer bir garanti türü ise performans garantisidir. Kesin teminat ihale tutarına yapılan %6'lık bir kesintidir. Satın almak istediğiniz veya kiralamak istediğiniz alanları Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı E-Devlet üzerinden kiralama alanları kiralamaya hazırlananlar sayfasından takip edebilme imkanınız bulunmaktadır. Bu tarz videoların devamı için Evcil Hayvan Bakım Besleme Sağlık Hayvancılık Teşvik Hibe Kredi ve Destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilir ve merak ettiğiniz soruları yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu video siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı gönüllü üretici platformu HiChep tarafından hazırlanmıştır. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.